Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike Global Offensive ve diğer oyunlarda ani FPS sorunun çözümünü göstereceğim. Ama videomuza geçmeden önce şöyle bir şey belirteyim. Daha çok bilgi videosuysanız kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Şimdi geçelim. Arkadaşlar, ani FPS sorunu ne? Bunu bir öğrenelim. Bu ani FPS sorunu çoğunlukla laptoplarda ve kasa bilgisayarlarda benimki gibi yani masaüstü bilgisayarlarda da olabiliyor. Bu neden kaynaklanıyor? İşlemcinizden kaynaklanıyor. İşlemciniz çok ısındığı için eski bir işlemciniz varsa ya da işlemcinizin termal macunu aylardır değiştirmiyorsanız bu sorun şöyledir. Benim eski bir işlemcim var, bu yüzden ani FPS sorunu çözüyor. Arkadaşlar ben bununla ilgili size bir çözüm göstereceğim. Yok pardon, 3 çözüm göstereceğim. İsterseniz çözümlerimize geçelim. Evet arkadaşlar, birinci çözümümüz MS Config. Buraya geliyoruz. İlk önce tekrar kapatalım, size tekrar göstereyim. MS Config yazıyoruz. Ve buradan çıkan yerden başlatmadan arka planda gereksiz olan şeyleri kapatıyoruz. Mesela benim burada Realtek HD ve AMD'min AMD ekran kartımın Control Center var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arka planda ne kadar çok şey olursa işlemciniz ve RAM'inizi o kadar çok kullanırsınız. Bu da ani FPS sorununa çözüm yapar. İsterseniz ikinci çözüme geçelim. Arkadaşlar ikinci çözüm olarak bilgisayarınızın ayarlarını yapacağız. İsterseniz şu ben ürün kodu yerini kapatayım, ondan sonra geleyim. Arkadaşlar ben şimdi size göstereyim. Şöyle bir sorun var. Buraya geliyorsunuz. Buradan buna bilgisayara basıyorsunuz. Özelliklere geliyorsunuz. Buradan gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz. Buradan gelişmiş buraya en iyi performans alıyoruz. Neden mi? Çünkü Windows ve diğer Windows ürünlerde Windows görüntüye önem verdiği için bu da bilgisayarınızın oyununuzun kasması neden oluyor. Ve en önemli çözüme geçiyoruz arkadaşlar. En önemli çözüm bu. Başlata geliyoruz. Buradan denetim masası. Buradan donanım ve ses ve güç seçenekleri. Arkadaşlar en önemli çözüm budur. Oyunun ani FPS varsa şu dengeli olabilir. İşlemcinin sokusunu. Buradan peki ne yapacağız? Güç planı oluştura geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya rastgele bir ileri isim yazıyorsunuz. Tamam mı? Bir dakika. Mesela ne oluşturalım? Güç mod. Güç planı oluştur değil mi? Örnek. Özel planımda. İleri. Tamam. Bakın. Şimdi ben bunu oluşturdum değil mi? Şimdi bunu ne yapacağız? Plan ayarlarına geliyoruz. Gelişmiş güç ayarları. Buraya geldikten sonra işlemci güç yönetimi var. Bunu ve bunu şey yapıyoruz. Arkadaşlar önemli olan şu. Bu ikisini değiştirirseniz bu o kadar ani FPS sıkıntısı çözmenize neden olur. Benim ayarlarımı tavsiye ediyorum. CSGO ve diğer oyunları oynuyorsanız. Buraya geldikten sonra şimdi benim ayarlarımı göstereceğim. Onu buraya yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu ayarı benim kaldırmam gerekiyor. Kaldırayım, ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Bu benim kendi ayarım. Oyun mod diyorum ben buna. Buradan geliyorum gelişmiş güç ayarları. Eğer CSGO, League of Legends ve Euro Truck Simulator 2 gibi oyunları istiyorsanız bu ayarı işinize yarayabilir. Evet. Şimdi buradan işlemci güç yönetimi. Benim ayarlarım bunlar arkadaşlar. Bunu yaparsanız FPS'inizde bir değişiklik olabilir ve ani FPS sorununu çözebilirsiniz. Ben CSGO oynuyorum ve bu benim CSGO'da çok işime yaradı ve artık oyunum kasmıyor. Arkadaşlar ayar yerine %5 yapıyoruz. En yüksek ayar yerine de %90 yapıyoruz. Ve burayı kendiniz görebilirsiniz. Bunu mesela diğer oyunlar olsun böyle Wolf Team gibi oyunlar oynarsanız bunu %3. En yüksek işlemcilerinde %70, %80 arası yaparsanız bu sorunu çözebilir. Arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte önemli bir konuya değindim. Eğer böyle daha çok istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve bay bay.